Merhaba arkadaşlar. Bugün hidrojen peroksit ve potasyum yodürle Elephant's Toothpaste redox tepkimesini yapacağız. Elephant's Toothpaste filin diş macunu. Neden filin diş macunu diyorlar? Çünkü sıvı sabun da var tabii. Sıvı sabun hidrojen peroksit ve potasyum yodür dediğiniz üzere köpükleniyor. Sıvı sabun köpüklenmesine daha çok yardımcı oluyor ve sıvı sabun daha çok köpükleniyor ve sıvı sabun fırlıyor. Diş macunu gibi bir şey ortaya çıkıyor. Tabii yapay renklendirici falan da koyabilirsiniz. Ben normal renginde yapacağım sabunun. Sonra tabii ortaya oksijen gazı çıkıyor çünkü H2O2 bir nevi ayrışıyor. Elektroliz değil de hani formül olarak düşünün. Herhalde şurada şu an altta bir formül yazıyor gördüğünüz üzere. O formül zaten bunu açıklıyor. Evet, o zaman biz deneyimize başlıyoruz. Evet arkadaşlar, deneyimize eldivenlerle başlıyoruz çünkü hidrojen peroksit yakıcı. Fazla zarar vermiyor. Birazcık beyazlatıyor. Suya tutmanız yeterli olur zaten. Evet. Öncelikle silindirimizi alıyoruz. Birazcık nemli. Kapağını en kenara koyuyoruz. Yani olabildiğince uzağa koyuyoruz. Şimdi sıvı sabunumuzu silindirimizin en altına koyuyoruz. Döküyoruz. Sonra sabunu çekiyoruz. Potasyum yodürle sabunu birleştirip bir çözelti oluşturacağız. Bunun için küçük bir kaşık gerekli. Tabii bildiğiniz üzere potasyum yodür çok çabuk katılaşıyor. Ondan dolayı birazcık ezmeniz gerekecek. Tabii görüyor musunuz bilmiyorum. Böyle görünüyor. Evet. Gerçi eldivenler birazcık şey yapıyor, sorun çıkartıyor. Engelliyor görmenizi. Tamam. Yeteri kadar ezdik bence. Bir de dikkatli kullanmanız gerekiyor potasyum yodürü. Çok fazla bulunan bir madde değil. Bir de fiyatı da malum. Birazcık fazla. Tamam. Şimdi onları orada bir çözelti oluşturdular. Birazcık sallayacağız. Tabii sallayacağız dedim. Yukarı aşağı değil. Şöyle birazcık böyle lense yakınlaştırayım. Böyle gördüğünüz üzere bir çözelti oluştu. Arkadaşlar Bir tekrardan geri dön. dakika. Gördüğünüz gibi aynı zaten. Böyle bir çözelti oluşturduk. Birazcık fazla salladım gibi ama neyse. Tamam. Şimdi yerine koyuyoruz bunu. Böyle koyduktan sonra hidrojen peroksitimizi açıyoruz. Tabii bu birazcık kötü koktuğu için dikkat etmenizi öneririm. Hidrojen peroksitimiz biraz kötü kokuyor. %35'lik olmasına dikkat etmenizi öneriyorum. Şirin alayım çünkü ben bayağı kullandım hidrojen peroksiti ve bayağı aşağıya kadar indi. Şırıngamız. Normal bir şırıngayla alabilirsiniz bunu. Kesinlikle plastikle tepkimeye girmiyor benim bildiğim. Çünkü daha önce denemiştim ben. Bayağı içeride bir hidrojen peroksidimiz var. H2O2. Ha. Tamam. 3'e kadar getirmeniz yeterli. Sonra hidrojen peroksidimizi olabildiğince uzağa koyuyoruz. 1 dakika.
birazcık fazla potasyum koydum. Sorun çıkabilir diye korkuyorum ben. Böyle 3'e kadar getiriyoruz. Gerçi kameraya böyle dokunmam da sağlıklı değil. Bir dakika. Oğlum odaklasana lan. Odaklı odaklı odakla. O, neyse odaklamıyor. Şırıngamızın üçüncü yerine kadar getirip hidrojen peroksidimizi döküyoruz. Evet, gördüğünüz üzere hidrojen peroksidimiz fırladı ve tepkimeye girdi. Potasyum iyodür ve şeyle sabunla. Bunu şimdi sadece potasyum iyodürle yapacağım ama temizlemek için etrafı bir zaman istiyorum sizden. Sağ olun. Evet arkadaşlar, az önce hidrojen peroksitle deneyimizi yaptık. Deneyimiz bu kadardı. Birazcık sesim kötü. Ondan kaynaklı şeyler olabilir. Diğer videolarımız titrek çıkmıştı. Ondan dolayı özür dilerim. Evet. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ederiz. Evet, bu kadar. Bizi izlemeye devam edin.